Adayımız Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Metin Karayazı, semtimizin tanınmış simalarından, aynı zamanda medya yayın sahibi. Kendisinden seçimle ilgili bir takım görüşler alacağız. Sizi aday yapmaya iten düşünce neydi? Çok enteresan olarak, yani ruh hali olarak neler düşünerek adaylığınızı koydunuz? Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Neyi düşünerek aday oldum? 7 Haziran'dan önce de aslında vardı ama 7 Haziran'dan sonra özellikle artan bu terör olayları, her gün şehit haberlerinin gelmesi, ülkemiz içerisinde oynanan oyunlar, etnik ayrımların çok fazla ve ayyuka çıkması, işte yandaş medyaların çoğalması, diğer medyaların susturulması, bizlere aday ederek sokaklara çıkma gereği duydurdu ve biz de çıktık. İnsanlarımızı, halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. AKP'nin ülkeye verdiği 13 yıllık zararın, bu insanlara ve bu millete verdiği zararın nereden dönersek kârdır hesabıyla sokaklara çıktı. Tabi AK Parti demiyorum, aklamıyorum onu. AKP diyorum özellikle. Bugün basın toplantısında da söyledim. AKP, AK değil. Aklanma şansı yok. Kara parti bana göre. Peki takdirde, seçildiğiniz takdirde ki başarılar diliyoruz tabii. Neler sunacaksınız? Yani düşünceleriniz nelerdir? Bir partili olarak ve bunun dışında bir birey olarak düşünceleriniz halka hizmet olarak neler? Yani planladığınız bir şeyler mutlaka vardır. Bir kere tabii ülkemizin en büyük sorunu az önce bahsettiğim gibi terör. En büyük sorunumuz bu. Bizim ekonomimizi bozan da bu, yaşam düzenimizi bozan da bu, yaşam lüksümüzü bozan da bu, evlerimize acılar düşüren de bu. İlk hedefimiz terör. Yani terörü bitirmeden bizim vereceğimiz her vaat yalandır. Evet. Sayın Başbakanımızın dediği gibi Türkiye güllük hüsranlık değil. Güllük hüsranlık olan o. Çünkü 100 tane korumayla geziyor. Ama bu ülkede yapmamız gereken öncelik, zaten genel başkanımızın belirttiği gibi, parti stratejimizdeki belirtilenler gibi, ilk hedefimiz bizim terör. Terörü bitirdikten sonra bu ülke zaten cennet, zaten ekonomisi düzelir, her şey yoluna girer. Yani hedefimiz doğuya yatırım yapmak, doğudaki insanları biraz daha rahatlatmak. Gidiyorsun mesela, yollar yapılmış, güzel. Buradan çıkıyorsun Ankara'ya otobanla gidiyorsun. Buradan İzmir'e otobanla gidiyorsun. Fakat bir önceki dönem ben Kars'tan adaydım. Belki biliyorsunuzdur. Orada Kars merkezle Arpaçay arasında bizim bir ana yolumuz var. Bırakın otobanı, toprak yol bile değil. Kaza yapmamak mümkün değildi. İşin enteresanı, 7 Haziran'dan önce bölgede iki tane AKP milletvekilimiz vardı. Yani hükümet milletvekilimiz vardı. İlçe başkanımız da AKP'liydi. Ve soru sorduğum zaman, hani neden bu yol yapılmıyor? Komik bir cevap veriliyordu bana. Ne biliyor musunuz verdikleri cevap? İklim şartları. Ya efendim 5 senedir, 13 senedir hiç mi yaz gelmedi o bölgeye? Doğrudur. Mesela bizim orada bir Kazman ilçemiz var. Bağlık, bahçelik, kayısılar falan çok güzeldir. Meyveleri çok iyidir. Oradaki en büyük sorunumuz da sulama. Biraz gülmek ister misiniz? Bir şey söyleyeyim tabii size. Buyurun. Altından Aras Nehri geçiyor. Türkiye'nin en azgın nehirlerinden biri. Hepsi 200-300 metrelik bir boruyla yukarıya sulama yapacaklar. Yani hizmet gelmiyor diyorsunuz. Evet. Evet, Türkiye'nin en büyük turizm şehirlerinden bizi Sarıkamış. Kayak turizmi, kış turizmi. Dünyanın ekol yerlerinden bir tanesi. Dünyada ikinci sırada olan bir yer. 5 ay askerlik yaptım. Maalesef uçak saat 11'de buradan kalkıyor. Valiyle görüştüm ben, Kars valisiyle. Verdiği cevap şu: efendim sistem dolayı. Niye havalimanı yaptınız buraya? O zaman alan yeterliydi. Yani insanlarımız sadece aldatılıyor. Biz de birleştik, sahaya inelim dedik, insanlarımızı aydınlatalım dedik. Ele geçirilmiş medyanın yerine insanlarla birebir el sıkarak, hane hane girerek anlatalım. Ülkemiz uçuruma gidiyor. Artık AK Parti dediğimiz, yine ne yapalım? Biraz da olsun onların gibi hitap edelim. 13 yıllık devranla son verelim. Sineği millete dönelim. Evet. Şimdi Sayın Vekilim, son bir soru soracağım tabii ki. Şimdi malum kısa bir dönemden sonra tekrar bir seçim yapılıyor. Biz buna tekrar seçim diyoruz. Bu seçim arasında tepki oyları vardı. Yani
Biliyorsunuz oy kayıpları oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de oldu. Diğerlerinde olduğu gibi. Bu dönem beklentiniz nedir? Yani tepki oyları tam bir dönüş yapar mı? Yani şöyle söyleyeyim ya da bu süreçte bekleme süresince biliyorsunuz Güneydoğu'da cephaneliğe döndü vesaire olaylarınla o tür düşüncede oy verenlerin dönüşleri tekrar oy olarak yansır mı diye bir sorumuz olsa nasıl cevaplarsınız? Şimdi işte dediğimiz gibi sahaya çıkmamızdaki sebep bu. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini anlatamıyor. Anlatamıyor değil, anlattırılmıyor. Yani yandaş medyalara çıkıyorsun. Zaten hangi kanalı açarsan aç, Dijitürk olsun, Desmart olsun, sıralayalım size. Show TV'dir, ATV'dir, A Haber'dir, sırayla gidiyorlar. Yani anlatamıyor değil, anlattırılmıyor. Bizim işte sokağa çıkmamızdaki amaç o. Bu tepki oylarını tekrar geriye kazanmak. Yani mesela diyorlar ki neden Milliyetçi Hareket Partisi koalisyona girmedi? Ya olmayan bir teklifin koalisyonu olmaz ki. 35 gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni oyaladı. Son 5 günde bizi teget geçti ve bize yaptığı teklif şuydu. Yani geçici bir seçim hükümeti kuralım. Milliyetçi Hareket Partisi kukladır. 45 yıllık bir geçmişi olan bir misyondur. Halkına hizmet etmek için kendini adamış bir misyondur. Yani bunun AK Parti ile kıyaslamak, karıştırmak gibi bir lüksler olamazdı zaten. Bize bir tepki oyu olacağını zannetmiyorum. Bizim insanlarımız, bizim milletimiz inançlıdır, azimlidir. Gereğini İnanıyorum ki 1 Kasım'da gerekli cevabı verecektir. Peki ben size başarılar diliyorum.